Demokrasiden geriye dönüş yok. 14 Aralık özgür basına darbe operasyonu tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Allah'a emanet olun. Siyaset otoritelerinin yanı sıra sivil toplum ve basın kuruluşları da hukuksuz gözaltıların gerçekleştiği pazar günü erken saatlerden itibaren birbiri ardına yaptıkları açıklama ve yayınlarla yaşananlara tepki gösteriyor. En temel sorunu demokrasidir ve demokrasinin kan kaybetmesidir. Doğudan batıya tüm dünyada yaşananlar an be an takip ediliyor. Gösterilen tepkilerin temelinde ise gazetecilerin meslek ve imkanlarıyla tamamen ilgisiz, devletin egemenliğini tehdit etme, silahlı terör örgütü üyesi olma, insanları hürriyetten mahrum bırakma gibi suçlamalarla gözaltına alınması bulunuyor. Bu kapsamda Avrupa Parlamentosu Birleşik Sol Grubu üyesi Jean-Luc Mélenchon, Türk hükümetinin basını susturma girişimlerine sert tepki gösterilmezse keyfi uygulamaların artacağını söyledi. 2012 yılında Fransa'da Cumhurbaşkanlığına aday olan Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Jean-Luc Mélenchon, Zaman ve Samanyolu grubuyla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muizniek ise Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'yi hedef alan polis operasyonlarını büyük endişeyle izlediklerini söyledi. Muizniek, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve diğer gazetecilere yönelik suçlamaların hiçbir delile dayanmadığını söyledi. Merkezi Güney Kore'de olan Asya Gazeteciler Cemiyeti Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'ye yapılan operasyonları kınayan mesaj yayınladı. Kınama mesajında gazetecilerin siyasi çekişmelerin kurbanı olmaması gerektiğine dikkat çekildi. 그 평화로운 나라 그리고 이웃 국가하고 그렇게 사이좋게 지내는 이 터키에서 특히 이 전 세계를